Herkese merhabalar. 2012 Avrupa Şampiyonası'nın sonuçlanmasıyla birlikte İspanya 3. kez büyük bir turnuvada üst üste şampiyon olmayı başardı. Bu dünya tarihinde ilk oldu. Belki zamanında Almanya çok yaklaşmıştı buna. 72'de Avrupa şampiyonu olmuş. 74'te Dünya Kupası'nı kazanmışlardı. 76'da da final oynamayı başarmışlardı ama maalesef o zaman Panenka'nın penaltısına yenilerek kupayı kazanamamışlardı. Ama Almanlar yapamadığını bu sefer İspanyollar yaptı. 2008 Avrupa şampiyonu, 2010 Dünya Kupası şampiyonu ve 2012'nin de tekrar Avrupa şampiyonu olmayı başardılar. Genel olarak bakıldığında İspanya'nın futbolunun çok sıkıcı olduğu, çok pasa dayandı, herhangi bir pozisyon yaratılmadı ve forvetsiz oynadığı için özellikle Del Bosque çok eleştirildi. Ama İspanya'nın ana temel felsefesi zaten buydu. Topun sahibi olarak kalesinde pozisyon gördürtmemeye amaçlıyordu. Mümkün mertebe bütün maç boyunca topa sahip olmaya çalışıyordu ve bulduğu pozisyonlarda da gol atmaya çalışıyordu. Final maçında ise İtalya karşısında özellikle İtalya'nın 10 kişi kalmasıyla birlikte İtalya'yı bozguna uğrattılar. 4-0'lık bir skor yaptılar ve maçın sonuna kadar da gol aradılar. Tabii İspanya için turnuvanın oyuncusu, İspanya'nın oyuncusu Iniesta'ydı belki ama birçok oyuncu çok iyi performans gösterdi. Casillas, Ramos olsun, Pique olsun, Xavi olsun. Hatta çok az bir süre almasına rağmen kupada altın ayakkabı kazanan Fernando Torres bile ciddi anlamda kupaya damga vuran isimlerdi. İtalya ise belki 4-0 yenildi ama İtalyan futbolundaki kötü gidişi de dur dediler. Büyük bir şekilde final oynadılar. Pirlo yönetiminde belki de İspanya ile birlikte çok pas yapan ve bu pasları aslında oyun ciddi anlamda oyuna hücum amaçlı yapan, hücum yapmak için uğraşan bir İtalya'yı izledik. Sanılan aksine çok sert defansı yoktu İtalyanların ama özellikle yarı finalde kupanın en büyük favorilerinden birisi olan Almanya'ya karşı da çok ciddi mücadele ettiler ve Almanları rahat bir şekilde elediler. Ve İtalya İspanya karşısında ise maalesef bu araya atılan toplar karşısında maalesef bekleneni veremedi ama artık iyi oyuncuları var. Bonucci gibi, Mazzaretti gibi, Balotelli gibi çok önemli oyunculara sahipler ve bu oyuncularla birlikte belki de 2014 içinde ciddi ciddi favoriler arasına girmeye başardılar. Diğer taraftan ölüm grubundan çıkmayı başaran Portekiz de ve Almanya da bence kupanın en önemli takımları halindeydi. Portekiz Hollanda'nın olduğu gruptan, Hollanda, Almanya ve Danimarka'nın olduğu gruptan birçok kişiye göre şans verilmiyordu. Ama ciddi anlamda çok güzel futbol oynadılar ve kupada belki de İspanya'yı elemeye yaklaşan, kupanın dışına çıkartmaya çalışan yaklaşan en şanslı takımdı. Penaltılar sonucunda elendiler. Cristiano Ronaldo beklenen patlamayı yaptı bu sefer. İlk defa bir kupaya damga vurdu denilebilir ama aslında bundan çok daha önce 2004'te de kendi elinde yapılan turnuvada çok başarılıydı. Ama o zaman tabii bu kadar beklenti yoktu üstüne. Ama bu beklentiler oluştuktan sonra bir türlü milli takımda istenen başarı gösteremiyordu. Kupada 3 gol attı. 3 gol atan ortak golcülerin arasına girmeyi başardı. Gerçekten kader anlarında çıktı ve takımını sırtlamaya başardı. Belki efsanevi penaltı atışlarında 5. penaltıya bırakılması çok eleştirildi Ronaldo'nun ama sonuçta bu bir teknik direktörün tercihiydi. Buna rağmen Portekiz'de Ronaldo'nun yanında diğer oyuncular Moutinho olsun, Nani olsun, Raul Meireles olsun, Miguel Velasco olsun çok önemli işler yaptılar. Pepe bence ve Contrao bence bu defans hattının da en önemli yıldızlarıydı ve Portekiz'in başarısını getiren isimlerdi. Diğer taraftan Almanya için de çok önemli bir turnuva oldu. Mesut Özil tarafından artık Mesut Özil'in yavaş yavaş süper yıldız olduğu bir süper yıldızlığa doğru gittiği bir turnuva oldu. Onun önderliğinde Almanya ciddi anlamda kupanın favoriler arasına girdi. Hollanda'yı yenmeye başardılar, Portekiz'i yendiler, Danimarka'yı yendiler ve üst üste resmi maçlarda galibiyet sayılarını 13'e çıkarttılar. Çeyrek finalde Yunanistan'ı yenerek 14 yaptılar bu sayıyı. Ama maalesef İtalya karşısında biraz da belki biz artık finaldeyiz havasına girince kaybettiler. Ama Joachim Löw ve öğrencileri artık 2014'de de çok daha ciddi şekilde hazırlanmaya başladılar. Kroos, Schürrle, Götze gibi oyuncuları var. Almanya için
Belki de en sıkıntılı nokta santrfor noktası. Oraya Mario Gomez gibi istikrarsız bir oyuncu yerine ciddi anlamda golcü, eskinin golcüleri Rudi Föller ve Klinsmann gibi golcü bir oyuncu bulmaları durumunda Almanya muhtemelen 2014'ün en büyük favorisi konumuna gelecektir. Diğer taraftan Hollanda futbolu için ise tam bir yıkım oldu. Hollandalılar aslında bu turnuva öncesindeki 3 silahşörlerden birisiydi. İspanya, Almanya ve Hollanda diye sayılıyordu. Bu 3 takımdan ikisi kesin final oynanıyordu. Ama Hollanda grupta hiçbir varlık göstermedi. 3'te 0 çektiler. Özellikle Almanya ve Portekiz maçlarında çok kötüydüler. Belki sürpriz bir şekilde Danimarka'ya yenilmişlerdi ama daha ciddi maçlarda kesinlikle kötü oynadılar. Çok yanlış tercihler yapıldı. Robben çok top ezdi. Snyder bir türlü istenen verimi yapamadı. Defans hattı döküldü, forvet hattı döküldü. Van Persie, Huntelaar gibi oyuncular kesinlikle varlık gösteremediler. Yani mutlak şekilde kupadaki en büyük hayal kırıklığıydı kesinlikle. Diğer taraftan Danimarka ilk maçta Hollanda'yı yendi. Portekiz'e karşı çok ciddi mücadele yaptı. 2-0'dan 2-2'ye getirdi maçı. Almanya'ya karşı ciddi mücadele yaptı ve kupanın renkli takımlarından birisi oldu. Ölüm grubu gerçekten ciddi adına yakışır bir mücadeleye sahne oldu. Kupada diğer taraftan Rus futbolu ciddi anlamda ilk maçta çekleri 4-1 ile birlikte yenerek hala süper güç olduğunu gösteriyordu. Ama Yunanistan'ın yüreğiyle birlikte, Çeklerin de inatçılığıyla birlikte Ruslar elenmek durumunda kaldı. Kolay bir gruptan hem Yunanistan hem de Çek Cumhuriyeti çıktı. Ev sahibi ise maalesef varlık gösteremedi Polonyalılar ve maalesef elendiler. Diğer taraftan daha bir kolay grupta Fransa, İngiltere, Ukrayna'nın olduğu gruptu. Burada da ev sahibi varlık göstermedi. İsveç'te zaten İbrahimovic çok büyük bir futbolcu olduğunu ispatladı ama maalesef o da kötü bir takımın olduğunu gösterdi. İngiltere'nin önünde umut verecek bence hiçbir şey yok şu anda. Yeni nesli gençleştirme operasyonu bir an önce başlamalılar. Fransa'da ise bence aslında iyi oyuncular var ama Laurent Blanc yerine çok daha karizmatik ve çok daha planlı bir hocaya ihtiyaçları var. Eğer Fransa özellikle böyle üst düzey bir hoca bulabilirse bence 2014 ve 2016 için ciddi anlamda umutlu olacaktır. Diğer taraftan bakıldığında aslında İngiltere ve Fransa için bence ilerisi için çok kötü şeyler söylememek gerekiyor ama diğer taraftan İtalya için daha önceden de söylediğim gibi İtalya ve İspanya için ise her şey olumlu gidiyor gözüküyor. Hırvatistan bu gruptaydı. Hırvatlar beklenenin aksine çok dirençli çıktılar. Bizi elemişlerdi ve İtalya'yı da elemeye yaklaştılar. İspanya karşısında şanssız bir gol yediler. Belki de İtalya finali göremeyecekti. Hırvatlar için de güzel günler gözüküyor gibi. Özellikle Mandzukic bu kupayla birlikte Bayern Münih'e transfer oldu ve kupanın parlayan yıldızlarındandı. Ve İrlanda ise kupanın renkli takımı olarak kaldı. Taraftarları sayesinde ismi bilindi ama onların da büyük bir değişime ihtiyacı var. Artık çok yaşlandılar. Belki de bunlar İrlandalılar için bir daha büyük bir turnuva görmek için en azından birkaç turnuva daha beklemeleri gerekecek. Ben 2014 ya da 2016'da yer alabileceklerini düşünmüyorum. Ama gerçekten de İrlanda heyecan veren maçlar sahne oldu. Kupanın en önemli özelliği büyük bir yıldız çıkartamamış olmasıydı. Zaten beklenen yıldızların çoğu kupada yer aldı ve o performansları gösterdi. Barcelona ve Real Madrid'in mutlak hakimiyeti vardı eğer kulüp takımlarına bakılırsa. Bu takımda oynayan oyuncuların çoğunun iyi oyuncuları gözüktü. Onlara Juventus'un genç nesli ve oyuncuları eşlik etti diyebiliriz. Belki de Avrupa'nın ileriki kupaları için bu isimler tekrar ortaya çıkacaktır. Bir iki isim dikkat çekti. Mesela Gebre Selassie Çek Cumhuriyeti'ndeki defans.